Biz Lüvi Hat kültüründen bizim formasyonumuzla biraz anlaşılması açısından bir tekrar açıklamaya ihtiyaç var. Özellikle R Hak yol toplumsallığının ve inanç sisteminin güçlü anlaşılması açısından hem geleneği güçlü konuşmak, hem bunu içselleştirmek, hem de bilgelik inancımızın belki de yaşamın yaşayarak milyon kere tekrar ederek, çünkü bir çiçek milyon kere tekrar ederek kendisindeki ancak bir değişimi, uyumu açığa çıkıyor. Bu bir bilgelik hali. Yani zamanın sadece bizim ömrümüzle sınırlı olmadığını bilme halindeki halle ilgili. Biz bunun küllesine yol demişiz. Yol deyince biz ne anlayacağız? Eşeği anlarız. Işığı anlarız. Evet. Ve ışık manasıyla ilk nurlanmayla birlikte Işık ilk yol doğumu alıyoruz. anlarız. Evet. Zaten ışık yol almasa hiçbir şey yol almaz. Evet. Işık, bir ışın bile salman halde yol alır. Doğru. Her şey ona tabidir. Her şey. Kainat da her şey ona tabidir. Yolun azameti ve kudreti de budur zaten. Hakkın görülme halidir. Tabii. Çağ Öyledir. Gehver'le bir araya gelip görülme Evet, halidir. öyledir. Doğma halidir. Ve Hızır'ın doğum halidir. Tabii mesela biz, sen demin söyledin, Lüvi hattı diye bir şey var mıdır? Ya bu bizim kurgumuzda Lüvi hattı diye bir şey yok aslında. Niye? Renk, motif, desen, saz, söz, makam, bütün bunların toplamını özetlemek için bizim teorik diyorlar ya, bizim zan olarak kategorize etme tavrımızın adı olarak kullanıyoruz. Lüvi Yani hattını. yoksa öyle çizilmiş bir Lüvi hattı yoktur ya da bir ray sınır yoktur. Bir Hani düşün sistemi vardır ve bir he? yaşam sistemi vardır ve bir Evet. ayrıca görünür olma Bu sistemi yaşam vardır. sistemini kategorize ediyoruz. Onun için de Lüvi hattıyla kategorize edip şey yapıyoruz, kelamlarımızın amacını, dizgenin işleyişini ortaya koyuyoruz. Lüvi kavramı Lüvi hattı bizim kullandığımız bir kavramdır. Lüvi hattı Yani aslında bir yerde bunun nerede yazıyor, nerede yazıyor, öyle bir telaşın içinde değiliz ki. Tanrı Çağının son yürüyüşü müdür? Evet, son yürüyüşüdür. Son yürüyüşüdür. Zaten Konya'nın biz Tanrıça çağından daha yüksek bir konumdayız. Çünkü internet çağındayız. Yani biz onlardan daha kamiliz. Yani kendimizi de küçümsemeyiz. Biz şu an günümüzü. günümüz internet çağındayız. Onun için insan-ı kamiller günümüzün en entelektüel olanlarıdır. Yani Einstein'dan daha entelektüel olmamız lazım. Ama internet ortamında öyle bir entelektüellik var mı peki sizce? Her yer ortamda var. İnternet çağıyla birlikte bilgi küreselleşmiştir. Bilginin küreselleşmesi yüzünden Lüvi hattı kategorisini Bilgelik kullanıyoruz. zayıflıyor mu peki? He? Bilgelik zayıflıyor mu? Bilgelik zayıflamaz. Bilgelik bir kere birikim vardır. O birikim bir kere çöpe atamaz. Ben unutabilirim, sen unutabilirsin ama hafızalar şimdi yazı kültürü, dijital harf kültürü var. Buna giydirmiş. Hayır diyen Google unutmaz, biz Evet. unutsak. Yapay zeka diyorsun o bilgeliği oluşturur bir şekilde aldıklarıyla. Öyle tabii. Aldıkları o Olsun ki bilgeliği de. Ha, oluşturur. belki biz başaramayız. Bizden sonra gelenler başarır. O ayrı bir şey. Peki ritüel kaybolmuyor mu? Ritüel Hı? kaybolursa bilgelik nasıl devam edecek? Ritüel güncellenir. Ritüel kaybolmaz. Güncellenir. Biz mesela ritüelleri yeniden güncelliyoruz. Paklama işi nedir? Kelam paklama işi nedir? Bizim başlattığımız bir şeydir. Dünyada kelam paklama diye bir kavram mı vardı? Bizim icat ettiğimiz bir şeydir. Bizim eserimizdir. Hakikatçilerin eseridir. Kelam patlama. Evet. Tabii kendimizi o kadar da küçümsemeyelim. Birçok devriyede o kelamı paklamaya çalıştık zaten diyorsunuz. Öyle. Çünkü kelam kirletiliyor sürekli. Eski Hitler döneminde de kelam paklanıyordu. Orta çağda da kelam paklanıyordu. Orta çağ bile en geri çağ orada yine kelam paklanıyordu.
Mesela 8. yüzyıla 12. yüzyılı nereye koyacağız? O kadar kelam saklanmış. O zaman bu tarih içerisinde ilk Mesela çağda mihmanları nereye koyacaksın? 270 sene divarında kelamlar oluşturmuş, kelamlar paklanmışlar. Bunu çöpe atamayız ki. sürekli katledilme Tabii. riski altında ayrıca. Tabii. Birçok felsefe okulunu, birçok düşün sürecini ki bu her peygamberliksel çıkış sürecinde bir iktidarlaşma olduktan sonra bu kelam paklama süreci tekrar şekilleniyor kendi Şekilleniyor içerisinde. işte. Terzi Hermes'ten beri şekilleniyor. Hermetik kültür diyoruz. Hani bazıları heterodoks, meterodoks diyorlar. Basit arıyorlar ya. Hermetik kültür devam edecek, öyledir. O paklama devam etmek Devam durumunda. eder, evet. Hakikat kültürü veya bilgelik hali açığa çıkmadığı sürece insanlık derin kaos demeyeyim de karanlığına doğru Öyledir. gider. Yani o oradaki Kaos da zaten bir bilmezlik halidir. Yani bilginin bir bilmezlik halinde kendine çığır açması, yol açması. Reya hak diyoruz yani yol açacak. Ya bir yol aç ya bir yoldan çekil diyorlar. Bu kelimeyi niye kullanmışlar? Basit bir kelime. Ya yol aç ya yoldan çekil. Peki bunu niye düşünmüş adamlar söylemiş? Yol durmaz, yürür. Durmaz. Evet. Bir de biz şey zaten bu serüvenin veya bu halin hepsine birden yol diyoruz. Tabii. Yolda yol incinmesin ama yola engel olanlar da incinsin veya da önde duran da Hani incinsin. işte yolcu yanar, yol yanmaz. Evet, yol sürer. Tabii, yolcu yanar, yol yanmaz. Talebi bu bütün tarihsel bir varlıktan beri olan bütün sürece dair yaklaşımı yol üzerine. Tabii öyle. Yol diyor ve buna da hak yolu. Hak yürü, evet. Hak yolu diyor. Tabii her din de veya da her inanç da aslında son kertede kendisi hak yol olarak Hepsi tanımlamaya gene çalışıyor. öyle diyor. Hepsi öyle diyor. Niye tarık diyorlar gene? Tarikatçıyız, marikatçıyız diyorlar. O kadar insanın tarikatçı geçirmesi ne? Elimizdeki tarika aldıkları iş. Mi? Alıp kullanmak. Bizden çalıp bize satıyorlar mesela. Zaten şey sürecinde de ya örneğin bu devletleşme veya da iktidar oluşturma süreçlerinde şunu çok iyi görüyorsunuz. Tarihsel bütün eşikleri de gördüğünüzde, mitolojik yorumlamalardan devlet üretmeyi de gördüğünüzde şunu çok devletler hikayeye dayanmak zorundadır ya. Bir hikayeye, bir Tabii. şeye dayanmak zorundadır. Ve bunun kurgusunu bu hikayeyi korumak üzerine Evet. kurar ve bundan asker üretir. Bundan Muhafazakar savaş işte onun üretir. için muhafazakar var olanı korumaya çalışıyor. Yeni ne eklensen ne ilave edersen böyle donup kalsın. O ki o alıştığı Ya iktidarı öyle kurduğu düzen bozulmasın. onu iktidardan korktuğu için kaybetmekten korktuğu içindir. Koruyucudur. Ve şeyi Mesela görüyorsunuz. biz muhafazakar bir partiyiz. Çok ayıp bir şeydir ya. Bilgi çağında muhafazakarlık olur mu? Oluyor. ve böyle bir iddia oluyor. Ya oluyor bugün Amerika muhafazakar, Türkiye muhafazakar, Çin muhafazakar, Rusya muhafazakar birbirleriyle boğuşuyorlar. Bu ne biçim Herkes muhafazakarlık neyden korkuyor? ya? He? Herkes neyden korkuyor? İktidar kaybından korkuyor. Bu iktidarları kişiye bağlayabilir miyiz? Yoksa bu bir Ya zihin mi? iktidarın amacı zaten muhafazakarlıktır. İktidar onun için kötüdür yoksa iktidar. Bir işe yaramaz ki iktidar. Toplum kendini o iktidarla Arıyla aykırı da şey iktidar düşüş şeydir. Karşıtlığıdır. toplum kendini o iktidarla hayatta kaldığını düşünüyor. Öyle zannediyor. Algıdır o. Toplum öyle düşün. Topluma o algı yedirdin mi? Toplum kabul etti mi? Bitti yönetiyor. Meşruluk yani. Meşruluk işe meşgudur. Algıyı kabul ettirmek. Yine şire İşte geldik. doğru olsa işte yanlış olsa. Yine şir yasasına geldik yani. Tabii algıyı yediriyorsun. Anladım, anladım. Meşruluk da şire dayanıyor da o yüzden söylüyorum. Doğru dayanır. Şire dayanıyor çünkü 10 temel yasaya dayanırsan ancak meşru olabilir. Tabii. Ben seni koruyorum bak. Ben senin Tabii. ölmeni Zaten öyle engelliyorum diyorlar. bak. Ben senin için çalışıyorum ya. Şeriatını ona göre kuruyor. O şir üzerine kuruyor. Ya ben kendim için bir şey istiyorsam Benim bir tane namerdim. yüzüğüm var. Bir tane yüzüğüm var, başka bir Süleyman şeyim yok. Ya. O yüzük de güç yüzüğüne dönüşüyor Ya. sonra. Yüzüklerin Efendisi'ndeki gibi. Efendi yüzüğü var. Başka bir yüzüğü yok. Gerek yok ki.
Bir yüzük kardeşliği kuranlar en son Yüzüklerin Efendisi'ne mi hizmet Öyle ediyor? İskender işte. Evet. Helen uygarı, yüzük kardeşidir. Aa, onu söyledim. Yunanistan'da bir deprem olmuş, kıta batmış ya. Evet. Teknolojik şey sürecinde. Orada kazılar yapıldı, o yüzük bulundu biliyor musun? Ben onu bir makalede de yazdım. Öyle mi? Tabii üç tane balık peş peşine bir yüzük haline geliyor. Hmm. Birbirinin kuyruğunu tutmuş, hmm. Bir yüzük haline gelmiş. Mavi Yunuslar Sarayı'nı, o kitabı oku. Evet. Orada görürsün onu. He. Evet. Tabii mitoloji özellikle şeyde çok önemli. Yani her iktidar kurgulanmasında kendisini mitolojiye dayandırıyor. Ve ben şunu fark ettim aslında. Ya dinlerin hepsinde bir Sümer izi, bir Hitit izi, bir şey izi mutlaka görüyorsunuz. Yani olur. Şey görüyorsunuz. Kaçamazsın, olur. Hmm. Vardır. Peki Alevilik Reha Hak etkilemiş midir, etkilenmiş midir? Yol etkileyendir. Çünkü şey yarar, yolcu yanar, yol yanmaz. O hmm. zaman demek ki etkilemiştir. Birinci yıldır. Birinci yıldır ve etkilemiştir. Evet, öyle. O zaman şöyle bir şey diyor ya, yani Aleviler... Yani ben ışıktan etkilenmiyorum diyemez. Diyemezsin. Nur içinden nasıl nur olacaksın? Yani herkes ne kadar çark ederse, ne kadar iktidar kurarsa kursun... Kaçınılmazdır o. En son... Doğanın diyaletiği dediğim şey odur. Doğanın hmm. diyaletiği. Sonuçta hak yolunun içerisinde ya meşru kalacak ya da yok olacak. Evet. Ya da bir yol bulacak. Ya da bir yol bulacak. İşte yol saçaklıdır. Çünkü bir yol bulacak. Evet. Peki, ya yoldan çekilecek ya bir yol bulacak. Alevler o zaman neden? Yolun saçaklığı neden de budur. Alevler niye bu kadar asimli olmaktan korkuyoruz peki biz? Yok korkmuyoruz. Ne zaman korkuyoruz? Çok fazla herkes vaveyla içerisinde. Nasıl? Ya diyor işte birisi diyor biz İslamlaşıyoruz. Yok. Birisi diyor biz şeyleşiyoruz. Yok birisi ya. Hristiyanlaşıyoruz diyor. Yok. Bunlar boş kaygılar mı? Boş kaygılar tabii. Ya da iktidar kaygıları mı? Yok. Niye o zaman Hristiyanlık, Müslümanlık, Yahudilik, onların içindeki mezhepler, hareketler, ideolojiler niye Alevilikten hala şimdi çalıyorlar, çırpıyorlar? Çalıyorlar. Niye özeniyorlar? Çırparlarken... Niye özeniyorlar? Herhalde kendini meşrulaştırmak için. Ya şimdi bile şunu diyorlar şimdi. Bu Dem Partiler çok politiktir canım. Herkes öyle diyor. Hı. En karşısı da öyle diyor. En yandaşı da öyle diyor. Evet. Niye politiktir? Ahlaki politik toplumda sadece onun içindir. Hmm. Örnek mesela, bir örnek vermek evet. isterim. Evet. Yakın örnek. Peki Alevler örneğin artık neyim şimdi cıvatlarını çok yapmıyorlar. Cıvatlarını çok yapamıyorlar. O kötü şey cıvat işte yok, dergah yok. Yani üniversitemiz yok. Bir Alevi dergah olsa onlar yeniden güncellenir. Hatta daha güzel olur. Hatta çok yeni rutinler gelişebilir. Çok yeni hedefler gelişebilir, yeni meslekler ortaya çıkabilir, yeni sanatçılar çıkabilir. Ya ozan yetiştiremiyoruz. Düşün tükendi gitti. Ya Veysel'den sonra bitti yani. Veysel'de pat küt bir şeyler söylemiş. Önemli bir şey söylemem. Evet. Yok bitti. Ozanlar... Ama işte bu dijital çağdan sonra şimdi her gün merç halindeyiz. Yani biz dijitali yeni yeni öğreniyoruz, kullanmaya çalışıyoruz. Evet. Makinasını kullanmaya çalışıyoruz. Evet. Bu kullandığı zamandan yani bu kaos bittiği zaman bilgisayarda, bilgisayar dilinde ya da işte akıllı zeka üzerinden yeni ozanlar çıkacak, yeni şairler çıkacak, yeni cilvedaşlar çıkacak, yeni cilveler olacak. Bunlar hepsi olacak. Ama bu atom bombası patlarsa ne olacak? Benim korkum o. Benim korkum atom bombasıdır. Patladı dünyada 2000 bomba şu an sadece Amerika'nın elinde var. Belki daha fazla. Çin'in elinde vardır. Hindistan'ın elinde vardır. Rusya'nın elinde vardır. Rusya'nın elinde vardır. Pakistan'da Pakistan'ın vardır. Elinde vardır. Şeyin Musevilerin elinde vardır. Hı. Bu büyük bir tehlikedir ya. Kuzey Kore'nin elinde vardır ya. Fakir perişan adam gitmiş yok. Nükleer bomba yapar. Kaç kuruş para kazanıyor ondan? Para kazanmak için mi yoksa Çin'in etkisini devam etmek için mi? Yok abi cinnet içindir ya cinnet. Hı. Cinnet toplumudur. Dünya cinnet toplumu olmuş. Bu cinnet toplumun bir parçası da ben oldum diyor. Hmm. Bu nedir? Terbiyesiz ki atom bombası, nükleer füzeler oluşturmak. Peki bu teknoloji dinsellenmiş teknoloji o teknoloji değildir ki. Teknolojiyi geliştirmektir.
Kıyamet gibi para harcanıyor. Kıyamet gibi emek harcanıyor. Kıyamet gibi mühendis, teknisyen bunların hizmetçisi, çobanı, kölesi olmuş. Kötü bir şey yani. O ne cevher insanlar var, ne akıllı insanlar var. Hepsini heder ediyorlar ya. Hepsini heder ediyorlar ya. Bu her cümer haline ne diyorsunuz? Her cümer ne demektir? Her cümer kaos demektir ya. Kaos demek. Alt üst olmak he. He. Ya. Her cümerci kaos. Kaos zaten alt üst olmaktır. Karma evet. Karışık olmadı. Karma karışık düzensizlik... olmak. Işık yol bulmakta bile zorlanır bazen. Işık şeydir işte. Düzene düzen bulmaktır. Zaten dozan diyoruz. Düzen 12 sayısıyla birlikte sistematik oluşturuyor. Onun için ona da dozan diyoruz. Dua kelimesi ondan geliyor. Mesela dua diyoruz ya. Evet. Dua bir niyette kararlı olmaktır. Yani o niyeti dile getirmektir. Duadır o da. Birbirimize duacı oluyoruz. Evet. Yani 12'de birleşmedir. Çarkı tamamlamadır. 12'de zaten birleşmedir. 12 sayısının matematikte düzen demektir. Derya düzenini kurmaya çalışıyoruz. Derya toplumu kurmaya çalışıyoruz. Onun için yani dozan olmamız lazım. Peki biz bu şey rıza toplumu. Bazıları dozanı ikili sayı sistemine bağlıyorlar. O yanlış. Dozan 12'li sistemi tamamlamasıdır. 12'dir evet. 12. Zaten biz bu inancımızda tüm kültürlerde veya da varlıktan bugüne kadar tüm kültürlerde bir şekilde 12 sistemi kendisini yaşatıyor. Bu 12 sistemi işte, kendisini yaşatıyor ve aslında hem 12 mitolojide... 12 imam, 12 var ya, 12 evet, sistem bu... Evet, 12 bur. Bu oturmuş bir şeydir, kaldırıp atamazdır. Herkesin ihtiyacı var. Herkesin tabii. ihtiyacı var. Tabii. Öyledir. Yani Afrika'daki jungle'da yaşayan ilkel yaşam sürdüren insanın da ihtiyacı var. Bu Amerika'nın gökdelenlerinde yaşayan insana da ihtiyacı var. İlkellik öyle. Kısmındaki... İnsanlığın genel ihtiyacıdır. İlkellik kötü bir şey midir? Hı? İlkellik kötü bir şey midir? İlkellik çünkü çok fazla sürece bize ilkellik çok kötü bir şeymiş gibi yansıtıldı da uzun gençlik yıllarımızda hep böyle anlaşıldı ama ilkellik aslında ben bununla çok kavramla çok uğraştım. Biz hem iyi hem kötü diyelim. İyi yani, kötü. İyi tarafı doğallığını koruması, doğayla uyumlu olması. Evet. Kötü tarafı ne peki? Kötü tarafı doğayı aşmamaz, yenilememez. Niye aşsın doğayı? Doğayı aşmasa kendi doğasını kuramaz. Çünkü iki doğa vardır. Bir, düşüncenin doğası, bir de doğanın kendi doğasıdır. Doğanın kendisinin doğasında bir düşüncesi var. Düşüncesi var ama insan düşüncesi farklıdır. Yani insanın düşüncesi ayrı bir doğadır. Ayrı bir doğadır. Hakkı yani hiçbir hayvanın böyle bir şey yoktur. Doğaya bile hükmetmesi, şekillendirmesi, biçimlendirmesi, dönüştürmesi, hatta imha etmesi, gücü yetmez ona. Kendisi imha olur, doğa imha etmez. Bir balıkların türleri tükeniyor, bitkilerin türleri tükeniyor. Bak doğayla hükmedemiyorlar, yani kendilerini koruyamıyorlar. Bir öz savunmaları hikayedir, sınırlıdır. Ama insanda o yok. Peki insan kendini savunurken doğayı yok etmiyor mu? Ediyor. Atom bombasını yapmış. En büyük tehlike. Ben diyorum korkuyorum. Niye korkuyorum? Atom bombası patlasa ne olacak? Peki bu meşru bir durum değil doğanın ahlakına meşru göre. Meşru bir durum. Doğaya aykırı bir durum. İnsana da aykırı bir durum. Onun için biz barış severiz. O zaman yani barış çizgisi nedir işte? Doğayı ve insanı yaşatmaktır. Barış. Doğayı zaman, insanı yaşatmak. O zaman ilkelliğin... Yaşam felsefesine hizmetkar olmak. Eyvallah. O zaman biz ilkelliği çok kötü diye değil de çok daha iyi pozisyonu daha ağır basıyor sanki. Tabii yani dar anlamı ve geniş anlamını bilince çıkarmak lazım. Zanin olmak lazım. Evet. Evet. Düşünceyi de veya kabuğundan çıkmayı da veya da daha evet. fazla ilişkilenmeyi de evet. düşüncenin doğası olarak algılayarak kendini aşma. Şimdi insanlık bir de daha şeyde dünyanın doğası yetmiyor. Bütün kainatın doğasıyla uğraşıyoruz. İşte kainatın doğasıyla insanla kainatın doğasını açamayacağız. Hangi balık uzaya gider? Ya da hangi karınca uzaya gider? Yani bu örneğin dünyada, dünya dışında ama yaşanan... Ama insan gitti uzaya. Gitti. Dünya dışında yaşam... Ya uzaya gitti. Evet, dünya dışında yaşam olduğuna inanan çok fazla insan var. Dünya dışında zaten yaşam var.
Evet, yani bu yaşam kısmı, örneğin böyle Ama canlı yaşam ve cansız insan yaşam doğasına kısmı. benzer bir yaşam türü yok. Veya görülmedi şu ana kadar. Şu an görmüyorum. Veya Yani görmedik şu ana hay kadar. galaksilerin oluşum yapısına bakarsan bizim galaksimizin de döndüğü bir çizgi vardır. Kainatın içinde bizim galaksinin özgün bir yeri vardır. Ben hani ya işte Kocagil Nasıl özgün bir yer özgündür, bu şeyler da? Rehak olayında işte Altın Hilal özgündür ya da işte Orta Doğu özgündür ya da İstanbul fırtınası oluyor, İstanbul özgündür. Yani bizim doğayla ilgili konuşuyorum ama insan bugün uzaya açıldı. Uzayda da hala elektronik ses iletişimlerinden bile bir sinyal almış değil. Doğru. Bazı sinyaller alıyor ama bu Ha, çok manaya dönüyor. uzayda yaşam var ama insanlı yaşam mıdır? İnsansız yaşam mıdır? Ona bakmak lazım. İnsan şimdilik somut olarak dünya denilen kürede var. Başka yok. Olsaydı bizden daha önce de medeniyetler kurtarırdı. Belki ona da uzaya açılıp gelip dünyayı da keşfedebilirlerdi. Bize de gerek kalmaz. Ama şimdi biz şeyiz yani. Kainatın şahıyız. İnsanlık kainatın şahıdır. Kainatın Her bir başka bir şah çıkmadı sürece şu an şahız. başka bir şah çıkmadı size şu anda Evet, şahıs. şahıs. O zaman kainat da savaşlara gebe. Ne? Kainat da savaşlara gebe. Ya barış kültürü diyelim. Peki. Savaş kültürü bizim dilimize yakışmaz ya. Evet, bizim dilimize yakışmıyor. İnsan ve bizi izleyenlerin de biraz daha doğru paylaşma, güçlü paylaşmamız anlamında bazı terimleri kullanıyorum da. Çünkü Evet. düzeltmemiz de lazım. Evet. Bazen yanlışı kullanıp beraber Doğru. düzeltmemiz de gerekiyor. Paklamamız Öyle oluyor gerekiyor. tabii canım. Paklamamız gerekiyor. Bazen Paklamak o lazım yani. yüzden bazı yaklaşımlar özellikle çünkü her birimiz bu eşikleri yaşadık bir şekilde. O yanlışların Bir de eşiklerindeniz. kültürel çeşitlilik çoktur. Çok genişlemiş. Şimdi dijital hafızayı da zorluyor. Şöyle Elden örneğin kayıp gitmeler de vardır. Belki de unutulan çok bilgi var. Eski insanların bulduğu, yeni insanların bulduğu, bugünkü insanların bulduğu ya da bugünkü çocukların oynadığı yeni oyunlar vardır. Biz belki de bilmiyoruz. yani Sümer rahibinin yazdığı tabletteki şeyle bugünkü öğretmenin kaygısı aynı. Onu ifade Aynı edebilir. değişmez. Nasıl kaygısı aynı? İkisi de Aynı diyor ki karıncanın kaygısı da değişmez. Eşeğin kaygısı da değişmez. Filin kaygısı da değişmez. o zaman biz aslında hayatın kuralları basittir diyebilir miyiz? Yoksa hayatın kuralları basit Basit ve karmaşık ve ve zor. karmaşıktır ve zor diyebiliriz. Evet. Doğa, hak yolu doğayla ilgili, yani örneğin ben hiçbir zaman uzayda nasıl söyleyeyim, Zaten yaşam uzaydaki olmadığını kainattaki barıştan bahsediyoruz. Biz genel barıştan bahsediyoruz. Hakikat inancı aslında genel barış sezgisel inancıdır. sezgisel bir şekilde barışmaktan Sezginin bahsediyoruz. kendisi barıştır. Sezginin direkt kendisi barıştır. Yani İslam'dır. Sezgi İslam'dır. Siz İslam barıştır dediğinizde Ben çok fazla öyle kızıyorlar demiyorum diyorum. size. İslam barıştır diyorum. Niye bu kadar kızıyorlar size İslam barıştır, İslam Niye barıştır kızıyorlar biliyor musun? diye? İşte Kur'an ansiklopedisinden işte Kur'an'ın 3-4 tane harfi yan yana geliyor, kavram oluşuyor. Ondan sonra Kur'an'da teslimiyettir. Kur'an'da teslimiyet dediğin zaman da barışa ihanet etmiş oluyorsun. Yani hem barış hem teslimiyet böyle bir mantık olamaz. Yani düşünceyi vazgeçtim. Aklın bile böyle bir çalışması olmaz. Yani hiçbir akıl barışla teslimiyeti bir arada tutmaz ya. O Tutmaz. çok geri bir şeydir. Yani örneğin Yani siz faşizmin gücü de buradan geliyor. İslam'ı yozlaştırmadan geliyor. Yozlaştırıyor. İslam'ın barış aşiti olduğunu inkara yöneltiyor. Bütün insanlığı. Tehlikeli bir şey. ya sonuçta aşiret toplumsallığının veya da doğal aşiret toplumsallığının yaşadığı Bir toplumsallık zaten ender, barıştır. evet, Toplum barıştır. komün zaten barıştır. Evet. Komün diyorsun. Evet. Şey hakikat komünleri diyorsun. Evet. Komün nasıl oluyor? Barış toplumudur. Zaten Komüne özlemimiz, komüne sevgimiz, komün duygularımız, komrakalık anlayışımız hep bu barış içindir. ama biz Alevliler müsahip olmaktan
Korkuyoruz şu anda. Korkuyoruz. Gerçekten korkuyoruz. Kombrak olmaktan da korkuyoruz. Korkuyoruz. Bize çok zulmettikleri için mi yoksa Yok. kendimizden Yok. korkmuyoruz? Cahil Bir olduğumuz gelgitten mi için. çekildi biz? Yok. Kültürden koptuğumuz için. Kültür. Kültürü yaşamıyoruz. 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 Yani yaşıyor görünüyoruz. Yaşamıyoruz. Yaşasak çabuk müsait oluruz. Evet. Ben müsahibim, o kadar ilgileniyorum, telefon ediyorum, ilgilenmiyor benimle, ne yapayım? Yani kendimi yerden yere de bulsam yok, kadın köyde kalmış, öyle durdu, devam ediyor. Şöyle bir şey, peki biz bazen bilgiyi özünden kopmakmış gibi algılanıyor sanki. Böyle bir şey midir bilgi? Oğlum ben onu hiç anlamadım. Bilgi güçtür abi. Nereden kopuyorsun? Güçten kimse kopmaz. Bilgi, biz hani ilah ilah diyoruz ya, en büyük ilahtır. En büyük ilahtır. Bilgiden daha büyük bir ilah yoktur. Ama bilgi Âli ilahtır hem de. âli ilahtır. Âli ilahtır. Bilgi âli Ama ilahtır. şeyde biz bilgiden koptuğumuzu şey Ya yapan kopma oluyor. hayır bilgiden kopan değil. Örneğin şöyle bir şey diyorum. Bir Alevi işte çok fazla bilgiye veya dünyayı gördüğü andan itibaren kültüründen koparak bunu Abi başaracağını sen düşünüyor. dilini konuşamazsan ne kültürün olacak? Olmuyor Ya işte. Alevilinden koparak da bunu yapıyor diyelim ki. Kopuyor işte Alevi de kopar. Kültürden koptuğun zaman Alevi'den kopuyorsun. O zaman E şöyle bir şey. kültürden koptuğun zaman niye kopuyorsun? Dilden dolayı kopuyorsun. C toplumsallığı ve şey kültür üreten bir toplumsallık değil mi? Kültür Tüm olur. sürekleriyle. Öyledir. Çünkü müzik. Ya da rüya hak şart değildir. Yani başka sürekler var. Bin bir sürek var. Evet. Keşke başkaları başarsa. Evet. Bugün sadece diyelim ki şu an rüya hak olayı aktif. Yani aktif çalışıyor. Evet. Diğerleri yapsın. Hurifiler yapsın. Batiniler yapsın. Ya da Sufiler. yeni sürekler yapsın. Ya da dindarlar yapsın. Dindarlar niye yapmasın? Onların daha çok olanakları var. Yapabilirler. Niye kültür üretemiyor örneğin peki? İşte din hapsediyor. Dincilik hapsediyor. E tabi şey var. Peki dincilik Aleviler örneğin özellikle dinselleşmiş Müslümanlık yüzünden Ama şimdi çok fazla şey olduğunu düşünüyor. deistlerin küresel bir gücü vardır. Onu ima edemez, yok sayamaz. Yani 5.000 senedir devlet toplumu vardır. Evet. Yani deist toplumu güçlüdür. Bütün olanaklar denetimdedir. Yahu tapılar, arsalar, evler de onların denetimdedir. Evet. Yani rant tamamen denetimdedir. Rant özgür değil, rant özgür değil. Bugün insanlar ranta bile düşman olmuşlar ya. Rantı özgürleştirmeyi düşünmüyorlar. Rantın özgürlüğü olmazsa insanın özgürlüğü hiç olmaz. Dolaşımı, hediyeleşmesi olmazsa. İşte özgürlük yaşamı olmaz. Özgür yaşam olmaz. Bütün sıkıntı bu. Peki şu çok muyum? Biz birçok çalışma yürütüyoruz. Bir Alevi aktivistim ayrıca birçok alanda çalışıyorum. Birçok kurumda, Abdallah'la da çalıştım. Kısmet Çepnilerle çalıştım. Rehak Alevilik adında Kürt Alevilerle çok yoğun çalışma ve şeyim var bu konuda. Özellikle tarih araştırmaları konusunda hem dilin açığa çıkması hem de Evet. ritüelin açığa çıkması hem de bilginin açığa çıkması konusunda çalışmalar yapıyorum. Fakat şunu özellikle Türkiye coğrafyası için Türkiye coğrafyasındaki Kürdistan Aleviler ve aslında Türkmen Aleviler, Çepni Aleviler, bunun içerisinde Çerkez Evet. Aleviler, hepsinin içerisindeki temel kaygı toplumsal olarak inancını nasıl ifade edebileceğiyle ilgili çok ciddi tepeden bir tarif var. Evet. Bir tahrif değil. Tabii tarif. Tarif Tamam var. anlıyorum. Tarif var ve bu tarifi de merkezi dine göre yaptığını iddia eden bir Tabii yaklaşım var. öyle durum var. Ya da Şii dine göre, Şii Evet. iktidara göre bir bunun da bir asimile yöntemi olduğunu ifade Şiilerin ediyor. artık bir esprisi kalmadı. Yani bu Molla diktatörlüğü diyorlar ya, gerçi ben demiyorum. Molla despotizmi derim. O despotizm Şiili de bitirdi. Dinselleştirilebilir. Şiiri Yani bitirdi. Evet. Peki Şiilik artık bir parti falan değil. toplumun bu kaygısını
paylaşıyor bize bu kaygısının yanında. İşte toplumun bu kaygısını kim ne kadar taşıyor? Toplumda bilinç düzeyi çok düşük. Olay budur. Hmm. Yani üniversiteler var, mühendislikler var, imarlıklar var, eğitim var. Ama toplumun kültür düzeyi düşüyor. Sadece teknik bilgisi mi alıyor bunu? Sadece teknik bilgisi mi alıyor bu işin? Teknik bilgisi güçlü, çok güçlü. Ama teknolojiyi bizden çok iyi kullanırlar. Güçlü ama kültür. Kültür gereği. Ya insanlar doğru aşık olamıyor. Kötü bir şey bu. Hangi ilahi aşık var? Bir tane Şirin Ferhat olayı anlatabilir misin? Hı. Var mı öyle bir şey? Yok. Evlilikler niye bu kadar yüksek? Kadınlar niye bu kadar aşağılandı? Niye bu kadar düşürüldü? Bunu yaşıyoruz, görüyoruz. Bütün dünyada öyle. Amerika'da özgür bir kadından bahsedebilir misin? Fransa'da özgür bir kadından bahsedebilir misin? Amerikalı kadın belki bunu böyle söylemiyor ama çok özgür nasıl olduğunu düşünüyor. Ekonomik olarak özgür olduğunu düşünüyor. Bitik durumdadır. Ne özgürlüğü, ne ekonomik özgürlük. Hmm. Para pul özgürlüğü. Özgürlük değildir ya. Mana hmm. özgürlük önemli. Manası, bir manası yok. Hmm. Yaşamaların bir manası yok. Hmm. Trafiğe mahkum, yaşamın zorluklarına mahkum, sınırları çizilmiş, alanları dar, mekanları yok. Özgür bir mekan yok. Bir meydanda özgürlük yürüyüşü yapıyorum desen kaç tane polis gelip karşına dikilir. Evet. Hiçbir şey yapmıyorsun ya. Yaşasın özgürlük de. Git Amerika'da yaşasın özgürlük de. Diyebilir misin? Yok. Ne diyor ya bu evet. Divane diyorlar. Herhalde çok şey divane olarak muamele yaparlar herhalde. Divane olarak muamele yaparlar herhalde. Deli olarak muamele yaparlar. Divanenin bir yönü de delidir. Divane çünkü her şeyi görmüş olandır artık. Tabii. Her şeyi bilmiş olandır çünkü artık. Çünkü dincilik modadır. Dincilik de tehlikeli bir şeydir. Yani Amerika'da da olsa biz biliyorsun Kürtler din diniye derler. Evet. Onun için divane de kalmadı. Doğru. Divanelik de evet. Artık yani kendisinin o bilgelik hali çok önemsenir veya da kıymet görür pozisyondan yok, evet. Kendini rahatını bozar. Biz bile divane demeye korkuyoruz ya. Evet. Böyle bir mağduriyetimiz var. Şeyin içerisinde yani şöyle söyleyeyim karşılaştığım durumlardan veya da aslında toplumun taleplerinden toplumun bir kısmı şunu şöyle ifade ediyor yani diyor ki gelip benim işte yürüttüğüm erkana diyor ki İslamcı bir erkandır diyor benim yürüttüğüm bir erkana diyor ki ya işte niye Ali'yi söylüyorsun diyor veya Ali aslında imamdı, o da çok evlilik yaptı şeklinde şeyler söylüyor. Bizim kastettiğimiz o mudur? Değildir. Bu... Ya 1500 yıl önceki adamın ahlakı kimine elenip elemedi? Bana ne ya? Hı. Bana ne? Diyor ki yani Müslüman diyor ki işte... Ama bu adam 270 senelik bir zulüm görmüştür. Ona ne diyeceksin? Hı. Tüm ailesiyle birlikte. Evet, 270 sene. Yani bu zulme evet mi diyeceksin? Evet mi diyelim? Demem. Zulme karşıysan Ali'nin yanındasın. Bu kadar basit. Zulme karşıysan aynı Ali makamdasın. Ali ister halife olsun, ister kral olsun. Bana ne? Zulüm görmüş. Oğlu görmüş, öbür oğlu görmüş, öbür oğlu görmüş. 12 nesil görmüş, 270 sene görmüş. Ben bütün bunlara gözümü mü kapatayım? Kerbela'yı gözümü nasıl kapatayım? Her gün aşura, her gün Kerbela denmenin anlamı ne? Böyle bir şey olmasın demektir. Eyvallah. Aslında barış manasıyla. Evet, barış toplumuyuz yani. Biz barış toplumuyuz. Toplumu biz böyle bir şey yapamayız. Başkaları ne derse desin, bize ne? Evet. Ve bir de 12 imamlar ve Ali bir Hızır-ı Hakikat'le bir devriye kültürü tabii, aslında. Tabii, devriyedir. Yani. Devriyedir ve bu devriyeyi yani ben bir şeyde şöyle bir cümle kurmuştum. Biz Rehak toplumsallığını yani 8. yüzyılla
bu 12. yüzyıl arası 8. yüzyılda öyle o dönemin insanlık toplumu ya da kahinleri ya da bilgeleri bunun farkına varmış. Bizans Kayseri'nin kızı niye gitsin İmam Mehdi'nin annesi olsun? Hasanül Askeri ile evlensin. Hasanül Askeri kim? Mahkum ya cezaevinden mahkum olduğu için askerin ismini kullanıyorlar. Buna niye evlensin? Derdi ne? Bizans niye düşündü o şey, Arap iktidarı Kayseri'nin gerilemek için mi? kızını TC'ye gönderdi? Arap iktidarını gerilemek için İlişkilidir. Hayır. mi? Hayır. Daha büyük bir şeydir. Nedir o daha büyük olan şey? Kadın yaşam felsefesini öne çıkardığı içindir. Şehribanu var, Nigar var. Aleviler hiç bunlardan bahsediyorlar mı? Ya Aleviler şu an bile 6 yaşındaki İmam Mehdi'ye katil diye küfür ediyorlar. Böyle rezil bir toplumuz. Bunu neresini düzelteceğiz? Bilgi bilinçle düzelt başka bir gücümüz yok. Bilgimizi bize nesh edeceğiz. Ha şimdi internette niye konuşuyoruz? Derdimiz bu. Peki bu kadar refleksli olması Alevilerin özellikle bir kısmı bunun hepsinin içerisinde tabii ki Nesli koruma yok. biraz özellikle Türkiye'deki sosyalist anlamda çok fazla etkilenme var. Bu etkilenme daha doğrusu sonrasında bazı başarısızlıklar var. Aleviler de bu konuda çok muazzam bedel verdiler yani biliyorsunuz o süreçlerin Yine içerisinde. verecekler. Yine verecekler. Ha, bugün de verirler. Bugün de hepsi şeyde zindanlarda ya. Bundan dolayı mı bu biraz daha İslami kültüre karşı mı duruyor veya ne Öyledir duruyor? şimdi. İslam kültürü değil mi de Müslüman kültüre karşı durarak mı kendini koruyacağını düşünüyorsun? Hayır, şimdi NATO olayı vardır. Bizim elimizi kolumuzu bağlayan NATO'dur ya. NATO'nun hakimiyeti olduğu sürece ister Filistin'de olur, ister Arabistan'da olur, ister Amerika'da olur. Aynı durumla karşılaşır. Çin'de olur, fark etmez. Moğolistan'da olur, fark etmez. Japonya'da olur, fark etmez. Aynı durumla karşı karşıya. Şu anda diyorsunuz Bunu anlamak lazım. Bunu bir Çin'deki bilince Çin'deki bir Müslüman bir Uygur'unla çözüm bulunur. Çin'deki Müslüman bir Uygur'un gördüğü zulümle senin burada Aynı gördüğün fark pozisyon etmez. aynı muamelesin. O Fark etmez. aslında Çin'e göre iktidar Öyle. dincilik yapıyor ve Öyle. o zulmü Öyle, uyguluyor. öyle. Burada da Aynı. Türkiye'dekiler de iktidar dincilik Zaten yaparak bütün iktidarlar dincidir. bize bu zulmü yapıyor. Bu Ali'nin suçu değildir diyorsunuz. Bu Ali'nin veya da Muhammed'in suçu Değil. değildir diyorsunuz. Değil, değil. Bu Değil yani bunu entelektüel düzeyi yüksek insan anlar yani. Diğer insanlar, apolitik insanlar hiç anlamaz ya. bunu Hepsi büyük bir apolitik olur. politikle büyük boy Politika politik değil, hepsi apolitiktir. hayır kendi politik olduğunu ifade ederek yapıyor bunu. Apolitik olmakla övünüyorlar. Bırak onu. Ben politikayla uğraşmam. Siyaset bana göre değil. Aşağılık bir şey. Kötü bir şeydir ya. Bir insan bunu konuşabilir mi toplum içinde? Konuşuyorlar. Siz buna Deus diyorum işte. Ben demiyorum ya. Tarih boyunca 3000 senedir diyorlar bana. Deus kavramını ben üretmedim ki. Deus diyorsun. Adam Homo Deus diye de kitap Homo çıkarıyorsun. Deus diye kitap çıkarmış utanmadan ya. Anladım. Tabii yani her emek, her gerçekleşme, her görünme biçimi kendisini ifade edebilmesi önemli. Fakat her cümlede neye ne kadar toplumsallığa ne kadar zarar verdiğini hesaplayabilmeli o konuda. Bunu İşte düşünmeden yapıldığında aslında deistlik ortaya çıkıyor. asabiyet budur. Bizim ben sana kızıyoruz, öfkeleniyoruz, asabi davranıyoruz, asabiyetimiz bozuluyor. Yani hesap düzenimiz bozuluyor. Hesapsız davranışlar, hesapsız refleksler gösteriyor. Yani Kötü bir şeydir. bazen bu yaklaşım bir toplum çok ciddi hedef haline getirebilir. Getirebilir. Ve bu duyarlılık yok, bu Ya şey bunu yok. yaşadım ben. Ben bunu biliyorsun, fiilen yaşadım. Fiilen yaşadınız. Gördüm, fiilen yaşadım. Ansiyeten yaşıyorum. Peki sen melek gibi insandın. Saygın bir insandın. Ne oldu bu duruma düştün? Aynı orayı. Demedin mi seni ne düşürdü? Dedim. Ne zaman dedim? 3 sene önce dedim. Ya şimdi
Evet. Tabii yani sizin ve her bir bu yola hizmet yürüten canın önemli gayretleri var. Biz bu gayretimizden asla vazgeçmeyeceğiz. Çünkü konumuza olan bağlılığımızın Tabi bedeli ödeyeceğiz. o Bedeli bedel ödüyoruz. ödenmek durumunda, Evet. o bedel yaşanmak durumunda. Tabi. Ve ancak öyle yol yürünebiliyor. Yol sonuçta yol senin keyfine göre belirleyeceğin bir şey değil. Değil tabi. Keyfine göre belirleyeceğin bir şey Biz değil. kim yorum belirlemekle Evet. öyle bir idamımız da yok. Evet. Öyle Fakat bir çabamız var ama idamımız yok. şöyle bir meram anlaşılmak durumunda. Her kurulan söz, her kurulacak kelam, bu toplumsallıkların, rehav toplumsallıkların ödediği bedeller anlaşılarak kurulabilmek durumunda. Evet. Ve gerçekten yani bir toplumun evlatlarının %50'sinin ismi Hasan, Hüseyin, Ali, Zeynep ise o ehlibeyte küfre varan yaklaşımlar sergilemek o toplumun zihnini çökertmektir. Birinci olarak Ehl-i Beyt'in kelime manasını ve anlamı bilinmiyor. Doğru. Tehlike olamadı. Ben Zayıf Ehl-i okum. Beyt değilim. İyi ki değilsin. Keşke olmasın. Olsan zarar Ya diyorsun. Ehl-i Beyt değilim diyor. Bir de bununla övünüyor. Hem de Ocakzade çocuğu diyor bunu. Ocakzade çocuğu ben Ehl-i Beyt değilim. O gericiliktir diyor. Evet. Nereye biliyorsun? Haydi anlat bana. Ehl-i Beyt'in ne olduğunu anlat bana. İzah et. Yok, kültür yok. Evet. Birikim yok. Evet. Sermayesi yok. Sermayesiz, hep Biz sermayesiz. anlatalım şimdi Ehl-i Beyt'i onu. He? Biz anlatalım Ehl-i Beyt'i. Ehl-i Beyt Anlatalım. nedir? Ehl-i Beyt, hanenin mensubu olmaktır. Yani hanedan olmaktır. Şimdi ailecilikle hanedanlık karıştırılmamalıdır. Hanedanlık Bir kültürdür. bir örgütlenme biçimidir. Ama barış örgütlenmesidir. Kardeşlik örgütlenmesi olduğu için kumrahe örgütlenmesidir. Şimdi şey yapalım. Hanedanlık nasıl kurulur? Pratik olarak bir örnek vereyim. Bir müşahit dört candır. Dört can bir gömlektedir. Şimdi bakalım. Müşahidin bir anası var, bir dedesi var. Senin de bir anan bir deden var müsahibine. Evet. Şimdi bunlar bir araya gelirse sayı nereye varır? 12'yi bulur. 12 bulur. Evet. Ha, Alimlerin nişangahıdır. Peki bu 12 sayısı komşularıyla ya da çevresiyle bir kom kurarsa ne olur? En az komşular çevresiyle yapıldığı zaman 36'yı 36 bulur. olur. Evet. 36'yı bulur. Evet. Peki bunun bir rehberi olur mu? Olur. Bir mürşidi olur mu? Olur. Olur. Bir piri olur mu? Olur. Olur. Bir divanesi olur mu? Olur. 36, 4, 47. İşte kumbraka toplumu kuruldu demektir. Evet. Biz de buna ehli hak ya da hakikat ya da ehli beyt diyoruz. Evet. Ehli beytten kastettiğimiz budur. Evet. Sağa sola çekmeye hiç gerek yoktur. Evet. Evet. Çok açık, bak çok basit söyledim. Evet. Evlatları da can fedadır. Yani. Can fedadır. Zaten ehli beyt olmak can feda olmak demektir. Niye Hanedanın 12 imam can feda oldular? evet. Hanedanlığın da en temel düsturu paylaşmak. Paylaşılmayana hanedan demez. Öyledir, öyledir. Özellikle örneğin Kürt. Rızkı paylaştı ne? Rızk. Evet. Paylaşım diyor nedir? Rızk paylaşıyorsun. Evet. Özgürce paylaşıyorsun. Rızk Özgür. paylaşıyorsun, cilve paylaşıyorsun, gülümseme Ya. paylaşıyorsun, ruh paylaşıyorsun. Tabii. Evet. Ya nasihat etsen bile bir paylaşımdır. Nasihat nedir? Evet. Paylaşımdır. Evet. Evet. Şeyden örneğin biz Rehak Alevilerde ve özellikle Kürdistan toplumlarda çok önemli bir şey var. Bu Ermenilerde de veya da birçok toplumsallıkta mutlaka vardır. Hanedan dediğin andan itibaren sofrası açık olan, Evet. paylaşıma açık olan insana, bu bir çoban da olabilir. İyi tabii. Bu birçok zengin de olabilir. Veya zengin konağı da olabilir bunun. Ama konağında paylaşma kültürü yoksa ona hanedan diyemezsin. Tabii. Evet.
Yani çu mala şıvan ekildi beçin meri küçük hanedan bu. Malek çı Tabii. hanedan bu. Doğru Noni doğru. Adı erdi köle de bu. diyorlar. Noni erdi bu rüyken bu. Ha, çok güzel bir söz. Noni erdi bu Evet rüyken doğru. bu. Ben de duymuştum bu kelimeyi. Yani gotnek çı koşar ne? Yani Evet. hem sıfra Güzel falardı güzel. hem derve parot hem rüyka kene. İyi tabii. Yani jivya şadı be. İyi tabii. Jivy durme şadı be. Bu nedenle Sen ne hanedanlı güzel da konuşuyorsun ya. Kurmacı konuştuğu zaman daha güzel konuşuyorsun. Yani harika. keşke hayatımızın herhalde tüm diller özgür Özgür olmayı olsa evet. bunu hep birlikte başarıyor olabilsek. Bunun için mücadele ediyoruz. Bunun için Evet. dilimizi korumaya çalışıyoruz. Fakat yani şey çok önemli. Alevilik zor bir inanç mıdır? Yok basit. En basit inanç. Niye bu kadar zor? Örneğin diyorlar Yok ki abartıyorlar. Abartıyor. Alevilik en kolay, en basit inançtır. peki sufiler mi demirden leblebidir? Hı? Demirden leblebidir, çiğnenmez, O da abartıdır yani. yutulmaz, Ama o abartmak da iyidir. abartıdır. Yani alevin şartlarını koyuyor, normlarını koyuyor. Normları Evet. ağırdır. Evet. Alevi ol nasıl, sen barış insan nasıl, alevlikte nasıl yaşayacak? Zor bir Evet. şeydir. Evet. Demirden leblebi demirleri şeydir, temsili örneklerdir yani öyledir. Yani bizim bir Alevi müsait olmaktan niçin korkarın? Cevabıdır demirden leblebi. Değil Tabii mi? öyledir, korkuyorsa müsait olamıyor, cesaret etmiyor. Müsait olmaya cesaret edemiyor. Çünkü o ahlaki işlerinize koruyacağını mı yanmıyor? Öyle müsait bir muhtaç olacak. Gerek sende mesela şey alacak, pil alacak ya da ne bileyim cep telefonunu ver bana 2 dakika kullanayım diyecek. Tamahkar davransın, vermezsin. Bitti müsaitlik. Ya da adamlar kumar oynuyor. Herkes kumarcı olmuş. Nasıl müsait olacak? Adam gidiyor, pişpirik oynuyor. Tavla da paralı tavla oynuyor. Kağıt oynuyor. Kumar oynuyor. Zar çekiyor. Zar atıyor. Ona nasıl müsait olacaksa? Müsait de bir kere kumar yok. Kumar olmadı mı? Kumar olmadı mı her şey düzelir. İster hırsız ol, ister ahlaksız ol, ister edepsiz ol, ne olursan ol, ister katil ol ama kumar oyna. Tek kural bu. Alevin zorluğu budur. Zorluğu budur. Kumar oyna mı kardeşim? Kumar oyna. Rast ol. Hı? Tam kumar oynama o kadar basit. Hı. Ne kolay. Alevi olmak ne kadar Satıyorum. kolay değil mi? Bütün inançlar çok kolay, çok Öyle, anlaşılır. öyle. Fakat örneğin şöyle bir şey söyleyeyim. Yani örneğin Aleviliğin deyişlerini yorumlamaya çalışsanız herhalde Ya mürekkep bugün bütün yetmez. dünya faizle dönüyor. Kumardır. Evet. Haydi kaldır faizi, kaldırabiliyor musun? Yok. Dünya çöker ya. Çünkü birbirine bağlanmışlar öyle, zincirleme. Evet. Te yukarıdan aşağıya kadar kumar yerken. Evet. Herkes kumar. Biz bile farkından olmadan kumarın araçlarıyız. Öyle. Büyük Gidip kumarlar var. arabana benzin alıyorsun. Kumar diye vergi veriyorsun. Sisteme dahil oldun. Bitti. Bu kadar zorluğun için, bu kadar büyük bir zorluktan bahsederek biz insanların nasıl Alevi olmasını kalmasını hayal edebiliriz ki? Hayal edeceğiz. Hayal edeceğiz. Başka çare yok. Hayal edeceğiz. Dünyanın Ama Alevliğe ister olabilir, ister olmayabilir. İster başarabilir, ister Dünyanın halk yola başaramaz. ihtiyacı var mı? He? Dünyanın halk yola ihtiyacı var mı? Dünyanın hak yola ihtiyacı vardır. Hak yol olmadan dünya ayakta kalamaz. Rızk sağlamak için muhakkak bir hizmetçi olacak. Evet. Dünya muhtaç, hizmete muhtaç. Hizmet ihtiyaçtır. Evet. Hizmet ihtiyaç. Rıza geliştirmek için ya yani örneğin dinler ben demin dedim ya şiir Hizmet dediğimiz yasasını rıza içindir ya. Hizmet rıza. şiir yasası bütün dinler şiir yasasının 10 temel yasasına dayanıyor. Benim en azından görgü olarak gördüğüm kısım veya da araştırma olarak gördüğüm kısım. 10 temel yasaya dayanıyor. O 10 temel yasa dışındaki birçok şey içtihat. Ama örneğin diyelim ki Tevrat üzerine kütüphaneler dolusu külliyat var. Oluşturmuş. İslam, Kur'an üzerine binlerce insan bunun için çalışıyor, Tabii çalışmış, insanın şey bütün yapıyor. birikimleri ona da almışlar. Şey yapmışlar. Kendi şartları haline Peki getirmişler. Kur'an bu kadar zor mu anlaşılan bir şey? Nasıl? Kur'an bu kadar zor anlaşılan bir şey mi? Veya da Yo, örneğin yo basit. İncil bu kadar zor anlaşılan bir Yo durum mu? basit.
Basit sadece zorlaştırıyor orada. Niye zorlaşıyor biliyor musun? Kavramların temelleri hepsi Kürtçe olduğu için, Kürtçe de yasak olduğu için zor. Aynen ben başka bir şey değil. Evet. Tevramın kavramlarına bak. İçindeki hakikat kavramını çıkar. Geriye ne kaldı? Yani, bir tane göster bana. Geriye bir şey kalır mı? Şirk kavramlarına çıkarırsan bir şey kalmaz. Öyle. Evet. İncil'de, İncil'deki temel kavramların içindeki Kürtçe kavramlar kaldı. Ne anlatacaksın? Bitti. Kur'an'da tamamen bitti. Hiçbir kavramı yok. Hmm. Bütün kavramları Kürtçe veya Kürtçenin taşaklarıdır. Yok. Hmm. Zaten matematik dillerde böyle bir şey olmaz. Olmaz. Matematik dillerdeki ne demek istiyorsun? Matematik dillerden Türkçe, Arapça, Yunanca gibi diller. Matematik diller. Kurgulanmış diller mi? Ekvente dillerdir. Hesap dillerdir. Hesapla birleştirmiş dil yapmış. Yani bir başarıdır yani. Hesapla dil kurmazsa bir başarıdır. Ama temeli yok. Hmm. Olay bu. Yoksa iyi dillerdir, kötü diller değil mi? Evet. Bunu Türkçe konuşuyoruz, ne güzel. Dilimiz yasak ama Türkçe konuşabiliyoruz. Bu o zaman, bir hizmettir, bu da bir hizmettir. Şey söyleyebiliyoruz, yani son kertede Aryan toplumsallığı bunun hepsine kaynaklık etmiş olan yerdedir, öyle mi? Öyledir, Ari dildir yani. Ari halklar. Aryan'ı boş ver, Ari dildir. Evet. Evet. Yani son kertede ben bir Fransızla akraba olabilirim. Bir şeyle de akraba olabilirim. O da benim akrabam olabilir. Kültürel bir bağım ve bir... Kültürel bağ var ya. Evet. Örneğin diyelim ki... Eskim olana kültürel bağın olabilir. Olabilir tabii. Olur yani. Bu konuşuyorsa inanç... olur. Konuşuyorsa olur. İnancım da buna müsaade etmeyen bir yerde değil. Çok daha özgürce ve şeyce buna yaklaşıyor. O konuda herhangi bir zaten şey özgür yok. Özgür insan her dilde konuşan insandır. Sen biliyorsun ben bir tane... şeyim vardır, yazı başlığım vardır bir süre devam ettim. Evet. Pilli ve çok dilli. Evet, öyle bir yazı dizi bir yazı dizim vardı. Evet. Şimdi artık bilgisayardan İngilizceyi de çeviriyor yani. Tabii tabii. Artık hepimiz kültürlüyüz. Yani, yapay zeka, matematik dil dediğiniz belki en önemli şey, yapay zeka birçok dili hızlı bir şekilde öyle, artık çevirmene bile ihtiyaç kalmayacak şekilde evet, şey yapabilir. Köydeki bir kadın, Fransız kadın yaptığı yemeni hemen çevirebilir. Doğru. O yemeni pişirebilir. Evet, evet. Yani bu imkan var. Bu zenginlik, bu çeşitlik var. Evet. Kıyamet gibi meslek var. İnsanlar işsiz, kıyamet gibi meslek yaratıyor, kullanamıyoruz. Kıyamet gibi meslek dediniz de örneğin artık yani şöyle bir şey, robotik ortam, robotik alan birçok mesleği de örneğin de yazılımcı, belki de gelecek yazılımcı yapamayacak çünkü bilgisayar bu yazılımı kendisi halledecek. Onu da tekrar şey olur, yarattığı bir hizmet alanı var. Örneğin çiftçiler çok fazla çiftçilik için şeyle uğraşmayacak ve çok büyük teknoloji, tarım peki, firmaları el atacak onu. Teknolojinin altyapısında kim çalışacak abi? Yani işte artık yapay zeka... Çünkü o teknolojinin... Bilgisayarı kim yapacak? Telefonu kim yapacak? Evet. Yapay zeka diyor ki ben artık kendim yaparım. Yoğun, hem yoğun iş hem de teknik düzey yüksek bir iş. İşte yapay zeka... Çok iş var. Çok. Sofya, ya, yapay zeka... Yani eğer böyle bir şey olsa milyarlarca Çinliyi 2 milyara çıkarman lazım. Dünya nüfusunu daha da arttırman lazım. Çünkü uzay teknolojisi başlayacak. Uzayda kim çalışacak? Evet. Kıyamet gibi iş açılıyor. Kim evet. Ayda üç kullanacaksın, oradaki insanlar kim yemeklerini pişirecek? İşsizlikten korkmayın. Kim bakacak? İşsizlik bitti. Teknik olarak işsizlik bitmiştir. Evet. Dünyada... İşsizlik var mıydı hiç? Doğada işsizlik var mı? Yok, yok. İşsizlik yok. İşsizlik yaratan şeylerdir. Egemen sistemdir. Evet. Yani egemen sistemi olduğu sürece işsizlik var. Evet. Hakikat düzenine gelsin zaman zaten herkesin işi vardır. Evet. Kimsenin herkes işi vardır. Çünkü herkes kendi arasında bunu bölüşmüş. Tabii canım. Uzay yolculukları başlayacak. Binlerce insan göndereceksin. Hazırlayacaksın, eğiteceksin, donatacaksın, imkanlar sunacaksın. Bütün buna da çalışan insanlar olacak. Yani evet. Bu 7-8 milyonluk, milyarlık dünya nüfusu yetmez buna. Ha biz... Dünya nüfusunun öyle bir şeyi yok, öyle bir kapasitesi yok. Hmm. Evet. En iyisi işsizlik bitiyor. Bu güzel bir şeydir ya. Evet. Bak biz şimdi işsiz. Yeni iş yaratırken, peki yeni iş yaratırken bu kadar teknoloji dünyayı bitirebilir mi? İşte onun için de dergahların kullanması lazım ki melake öğrenen insanlar olsun, mühendisler olsun, mimarlar olsun, malzeme mühendisleri olsun. Malzeme mühendisleri yok. Evet.
Yani yeni bir sektör, malzeme mühendisliği yok. Malzemeyi hazırlama, yenisini üretme, daha sağlıklısını üretme, daha güçlü üretme. Çeşitli, esnekli, bütün evet. Bunlar var. Evet. Yani yoğun bir iş gücü ortamı teknik olarak hazır. Hazır. Ama egemen sistem yüzünden insanlar işsiz, perişan, aç, yoksul. Bak ekmek fiyatına paramızı yedir bak. Evet. İşte o kadar şeyden, ya, o kadar üst boyutta yani şeyi tartışırken varlık içerisinde yokluk yaşıyor. Varlık içinde yokluk yaşıyor. Bunun da temelleri dinci iktidarla i̇şte tutuyoruz. Bunun içinde büyük bir çaba, büyük bir azim ve devriyede karar kılmak lazım. Evet. Öyle. Aşk ile diyelim. Bak. Devam ederiz.